Sevgili dostlar merhabalar. Bu sefer de sizlere Zanka Medya aracılığıyla sesleniyorum. Zanka Medya'ya daha önce katıldığımı ve burada çeşitli içeriklerle üretim yapacağımı sizlere duyurusunu yapmıştım. Bir makale yayınladım ve şimdi bir video ile karşınızdayım. Bundan sonra da gerek yazılarım gerekse de videolarla karşınıza çıkacağım. Sevgili dostlar konumuz Amerikan doları ve Türkiye'de yarattığı etki. Şu anda Amerikan doları bakıyorum da 6.03 seviyesinde. 6.03 seviyesi aslında gerçek bir seviye midir? Valla nereden baktığınıza bakar ancak benim bir ihracatçı gözüyle baktığım zaman 6.03 seviyesi ihracatçılar açısından son derece makul bir seviye olmakla birlikte ama bir taraftan da ekonomik dengeler açısından ve harcanan efor açısından baktığımızda da aslında çok gerçekçi de olmadığı gözüküyor. Ne demek istiyorum? Çünkü daha dün itibariyle Merkez Bankası 4.2 milyar dolar kadar bir seviyeyi bankalardan çekti ve bir anlamda piyasaya enjekte etti. Dolayısıyla da doların 6.02 seviyesinde dolaşması aslında son derece anlamsız. Çünkü çok daha yüksek miktarlarda olmasını beklersiniz. 6.15, 6.20, 6.30. Neden böyle diyorum? Çünkü içeriye kamu bankaları aracılığıyla piyasaya belli bir paranın enjekte edildiği muhakkak. Başka türlü bunu buralarda tutamazsınız. Çünkü şu anda Türkiye'nin dengeleri, CDS primi ve risk primi daha doğrusu son derece yüksek seviyelerde. Gelişmekte olan ülkelerin diğerlerinde 28 Mayıs itibariyle size bunu özellikle söylüyorum. Örneğin Güney Afrika'da ya da Brezilya'da kurlar değer kaybederken Türkiye'nin kurunun bugüne özel değer kazanması için hiçbir özel sebep yok. Dolayısıyla da ben klasik manada bir ekonomist olmadığım halde bunu pekala anlayabiliyorum. Burada önemli olan şey arkadaşlar uzun vadeli perspektiftir. Ben Zanka Medya'daki yorumlarımda size sadece günlük yorumlar yapmayacağım. Bundan sonraki aşamalarda 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık perspektiflerde neler yapmamız gerektiği konusunda konuşacağım. Tabii ki gündemi kaybetmeyeceğiz. Yani gündem çok önemli bizim için. Bu gündemlerden en birincisi de İİME finansman paketi denilen Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı paket. Bu paket 30 milyar TL'lik bir teşvik paketi ve bu teşvik paketinde 4 tane temel sektör ele alınıyor. Bunlar ilaç, tarım, petrokimya ve elyaf gibi son derece özel bazı sektörler. Yalnız hatırlarsanız bundan yaklaşık çok fazla değil, bir ay önce 10 Nisan tarihiydi bir ekonomik kalkınma programı açıklandı. Ve orada 7 tane stratejik sektör vardı. Bu 7 tane stratejik sektörün birdenbire 4 sektöre inmiş olduğunu görmek beni şaşırttı. Demek ki tarım sektörünün de ne kadar önemli olduğunu anlamış olacaklar ki tarımı da tekrar bu sektörler arasına kattılar. Tabii ki bu sektörlere destek verilmesi gerekiyor. Tabii ki başka bazı sektörlere de destek verilmesi gerekiyor. Ancak buradaki mesele klasik manada teşvik verme meselesi değildir arkadaşlar. Buradaki mesele çok daha büyük bir meseledir. Kalkınmayla ilgili, planlamayla ilgili bir meseledir. Biz devlet planlama teşkilatını kapattığımız günden beri çok ciddi problemler yaşıyoruz. Diyebiliriz ki devlet planlama teşkilatı çok mu iyi planlama yapıyordu? Çok mu güzel şeyler yapmıştı? Elbette ki hayır. Elbette ki devlet planlama teşkilatında çok büyük hataları vardı. Mesela bir Sakarya Ovası'nın bir endüstriyel bölge olarak ilan edilmesi son derece yanlıştı. Bursa Ovası'nın yine aynı şekilde endüstriyel bölge ilan edilmesi son derece yanlıştı. Daha da öteye gitmemiz gerekirse Trakya bölgesinin endüstriye açılmış olması, özellikle ikinci köprüyle birlikte bu çok daha belirgin olmuştur, son derece yanlıştı. Yani baktığınız zaman devlet planlama teşkilatımız sonuçta siyasetin emrinde olduğu için belli bir noktadan sonra da yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Ancak yine de makro bazda DPT, devlet planlama teşkilatı son derece güzel işler yapıyordu ve devletin büyük yalpalamalar yaşamasını engelliyordu. Maalesef böyle bir kurumdan artık mahkumuz. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanlıkları var, ofisler var ve bakanlıklar var. Dolayısıyla da görev dağılımı açısından, yönetim şekli açısından ideal vaziyette değiliz. Yönetimde bir parçalanma görüyorum. Bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
Yani biz Amerikan doları krizinden ziyade yönetim krizinin konuşulması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu manada da benim hükümetimize tavsiyem son derece iyi niyetli bir şekilde yönetimsel açıdan bütün dengelerin gözden geçirilmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı danışmanlık mekanizmalarıyla bakanlıklar arasındaki güdümün son derece zor olmasından dolayı ben burada bir tercih yapılması gerektiğini ve ya bakanlıkları ön plana geçirmenin doğru olacağını ya da danışmanlık müessesesinin ön plana geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu geldikler maalesef devletimizi, hükümetimizi çok zayıflatacaktır. Tabii ki bu konulara, bu yönetişim konularına daha sonra detaylı olarak önümüzdeki videolarda, haftalarda, aylarda tekrar değinme şansına sahip olacağım. Şimdi son olarak size fazla da sözü uzatmadan bayram tatilinde dolara bir atak olur mu? Bu atakla birlikte bayram sonrasında enteresan bir sonuç ortaya çıkar mı? Ve en önemlisi de 23 Haziran seçimlerinden sonra dolar kurunda büyük bir atak meydana gelir mi? Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bir ihracatçı, bir dış ticaretçi ve bir stratejik danışman olarak şöyle düşünüyorum. 23 Haziran seçimlerine kadar hükümetin, yönetimin eninde sonunda doları baskılayacağını, 6 TL ile 6-10 TL civarında tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Tabii ki bu esnada özellikle de bayram tatilinde çok majör bir kur atağı yaşamaz isek, yani bir saldırı, gerçek manada bir saldırı yaşamaz isek ben bu bantta kalacağımızı düşünüyorum. Ama bu saldırı miktarı çok yoğun olursa ve piyasalar kapalıyken bayram tatilinde önemli bir kur atağı yaşanırsa o zaman da maalesef çok erken zamanda 6-10 bandının geçileceğini ve 6-25-6-30 bandının zorlanacağını tahmin ediyorum. Ama buradaki bizim benchmarkımız, esas mihenk noktamız 23 Haziran seçimleri olacaktır. 24 Haziran Pazartesi günden itibaren dolarda hareketlenme bekliyorum. Ve bu hareketlenmenin Temmuz ve Ağustos aylarında non-stop devam edeceğini, Eylül ayında doların hiç beklenmedik 7-7,5 bandına çoktan oturmuş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu bir imkansız gibi görünen bir şey değildir. Burada böyle bir atak beklenebilir, böyle bir potansiyel vardır. Çünkü son dönemde harcanan muzam karşılıklar, son dönemde harcanan rezervlerimiz, döviz rezervlerimize bakıldığında aslında Türkiye'nin çok ciddi bir defans yaptığını, bu defansın belli bir noktadan sonra artık tükeneceğini, çünkü Türkiye'nin atabileceği daha fazla kurşununun kalmadığını görüyorum. Bu elbette hoş ve sempatik bir durum değildir sevgili dostlar. Ancak yine de bilmemiz gereken gerçekleri de bilmemiz, paylaşmamız ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bundan sonra bayramdan sonra bir dizi takipte bulunacağım. Ekonomiyi ben de sizler gibi izleyeceğim ve akabinde yine bayram sonrasında yeni bir video çekmem mümkün ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu tarz ivme finansman paketleriyle ekonominin kısa ve orta vadede canlandırılması mümkün değildir sevgili dostlar. Burada önemli olan bir talepsel bir sıkıntı olduğunu görmektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde en önemli sıkıntı talebin düşmüş olmasıdır. Arzda bir problem yoktur. Yani bizim mekanizmalarımız, fabrikalarımız ve beğensek de beğenmesek de çalışmaya devam ediyorlar. Üretmeye devam ediyorlar. Ancak halkın alım gücü kalmadı. Dolayısıyla benim naçizane tavsiyem bu 30 milyar TL gibi bir TL'yi bu kısa vadede 4-5 tane sektöre enjekte etmektense bence halkımıza enjekte etmek çok daha mantıklı olacaktır. Emeklilikte yaşa takılanlar gibi dosyaların kapatılması son derece mantıklı olacaktır. EYT mağdurlarının yok edilmesi aynı zamanda ruhsal bir düzelmeyi de, maneviyatı da çok yükseltecektir. Ve emeklilere tıpkı nasıl biz bayramlarda birer ikramiye veriyorsak, bu ikramiye miktarlarının EYT gibi ya da diğer enstrümanlarla halka enjekte edilmesiyle halkın alım gücünün arttırılması ve bu motorun çarklarının çalıştırılması mümkün olacaktır sevgili dostlar.
Ben sizlere bu videoyla şu anda veda ediyorum. Bundan sonraki aşamada dediğim gibi en önemli makroekonomik gelişmeler olduğunda Zanka Medya aracılığıyla sizlere sesleneceğim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.